Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila salihin. Evet, geçen derste şu kısmı okumamıştık. Orayı okuyalım. Öyle devam edelim ve tüsen ma kelama. Şimdi isim ve fiil cümlesi şey, fiil cümlesi ayrımına geçmeden önce biz dedik ki bir kelam, bir kelam, değil mi? El Lafzul mürekkeb mürekkeb isnadi, mürekkeb isnadi olan bir lafızdır. Değil mi? mürekkeb isnadi olan bir lafız müfit veya gayrimüfit olabilir. Müfit kısmına biz ne diyoruz? Müfit olma kısmına şart olan kısmına biz ne diyoruz? Ona kelam diyorduk. Gayrimüfit olan kısma, gayrimüfit olan kısma cümle. Yani gayrimüfitten kastımız müfit olma şartı olmayan manasında yani. O yüzden müfit olsun veya olmasın diyelim daha net olsun. Ona ne diyor? Diğer türlü sadece gayri müfide cümle desek. Sadece e, gayrı müfid olan cümledir. Şeyde de kelamda sadece müfid olan deseydik aralarındaki ilişki nasıl olurdu o zaman? Nise ve erbaadan hangisine girerdi? Sadece gayrı müfid yani kesinlikle gayrı müfid demeyeyim de ifade etmemesi lazım. Hiçbir mana ifade et mana ifade etmeyecek. Müfidi açıklamıştık değil mi? Ma yahsunu aleyhi dedik e, sunu sükut yani üzerine sükutun hasıl olmadığı yani deme hala ne demek yani bir haysu ne demiştik yentazirul el sami'u el cevap değil mi sami bir cevap bekliyor hala şimdi bu şekilde cevap beklediği bir durumda durum sadece bu durumlara hastır deseydik cümle için aralarındaki ilişki ne olurdu o zaman tebayün olurdu değil mi tebayün cümle bir şey Kelam bir şey olurdu. Kelam sadece Kame Zeyd. Kame Zeyd'i o zaman cümle diyemezdik. Kame Zeyd niye? Çünkü bakın burada bir cevap beklemiyor Sami. Ama in Kame Zeyd dediğimizde buna cümle derdik. Ama eğer biz sadece sadece ne deseydik? Gayri müfitten kastımız şu olsaydı. Yani ifade etmeme şartı olsaydı. Ama böyle bir şey yok. Gayri müfitle ne diyoruz? Yani müfid olma şartı yok. Müfit olabilirdi olmayabilirdi. Ondan dolayı aralarındaki ilişki nedir? cümle cümle kelamı da içerisini alır fazlası da vardır. Her kelam cümledir ama her cümle kelam değildir. Evet. Vel hasıl hasıl diyor ennehu ceale fi kulli min cümletey şartı ve cevabihi emreyn. O ne yaptı? Musannif Hazretleri buradaki şart cümlesini ve cevap cümlesini değil mi? bu cümleden her birinde iki, iki şey kıldı orada. Ahaduhuma onlardan biri subutiyyun subutidir. Vahhut tesvimiyatu bir cümle. Evet, onu ne yaptı? Cümle diye isimlendirdi. Wal selbiyun, diğeri de selbidir. Yani olmamasını söyledi. O da nedir? Yani onlardaki sübutu ispat ettiği şey nedir? Onların cümle olduğunu söyledi. Ama kelam olmadığını söyledi. Selbi olduğu yön nedir? Onun ne dedi? Ademü tesmiyeti bir kelam, kelam olmadığını söyledi ama cümle. Yani iki şey ispat etti orada. Birincisi onun subutu yönü, bunların cümle olduğu olması, subut orada sabit olan şey ne? Cümle olması selbi olan şeyine ne? Neyi selbetti? Neyin olmadığını söyledi? Bunun kelam olmadığını söyledi. Ve huve ademü tesmiyeti bil kelam. Fe fî zâlike delîn alâ medda'âhu min ademi terâdefül cümleti vel kelam. Evet. Burada ne vardır? Bir delil vardır. Ne üzerine? meddaahu onun iddia etti min ademi teradifü'l cümleti ve'l kelam. Yani onun iddiası neydi? Kelamın ve cümlenin müteradif olmaması. İşte bu da onun delili. Delil olarak zikrettiği şey. Bakın diyor. Zaten Muhnil Lebif de bunu açıkça söylüyor. Bak diyor onlar cümleyi cevap diyor. Cümleyi şart diyor. Eğer bunlar bir olsaydı diyor, müteradif olsaydı diyor böyle demezlerdi. Ona kelam derlerdi, kelam demediler. Sadece cümle dediler diyor. O yüzden bunu bir delil olarak zikretti burada. Evet varaddu ee, varadun bir de red vardır burada Fidelİkiye gidiyor, و, yani şeye atfetmiş oluyor e, muhakkar mütedaiat atfediyor. Varadun ala men kale, yine şuna da bir red vardır. Kime men kale? Şöyle diyene bir teradüfihima Onların teradüfüne hükmedene, onların teradüfüne hükmedene. Yani onların müteradif olduğuna hükmedenlere de red vardır. Kim gibi, kim gibi kez demakşeri, demakşeri gibi. Burada Zemahşerini muhtemelen değil mi? Zahiri kavlihi diyor mufassalda. Yani unzur zahiri kavli mufassal. Mufassalın veya da Mughni'den alıntı yapmıştık. Onun şeyi bu şekilde anlaşılıyor yani. Ee, başka ne vardır? Ve ala men kal. Ve şunu diyene de bir red vardır. cevab cevabı şart. İşte daha demin söylediğiniz şey geçen derste konuştuğumuz mesele Zeynep hocam sormuştunuz. Şartın cevabı cümlesinin kelam olduğunu söyleyenlere de reddiye var. Kim bu? Bu da radi. Bi hilafi cümleti şart. Şart cümlesinin hilafına. O diyor ki cevap cümlesi kelamdır diyor. Ker radi, radi gibi. Bak alttaki ki radi nerede? Şerhül kafiye. Biliyorsun onun kafiye ve şafiye üzerine İbn Hacib'in kafiyesi ve şafiyesi var. Şafiye sarf üzerine bir eser. Sarfta artık zirve eserlerden mutavvel eserlerden. Kafiye'de Nahiv'de aynı şekilde. İşte Molla Cami onun Türkiye'de de meşhur olan şerhlerinden Kafiye'nin şerhi. Asa Kafiye'nin en meşhur, en geniş şerhi Radin'in şerhidir. Beş cilt olarak, bendeki nüshada beş cilt, dört cilt olarak basılımı da görmüştüm. E, bu daha geniş. Zaten Molla Camii de oradan alıyor ama tabii bu ders kitabı gibi okutulacak gibi değil. Yani o çünkü çok geniş. Ama ne vardır? Molla Cami biraz daha ders kitabı okutulmaya uygun yani, muhtasar. Ve kafiyeden de naklediyor zaten. Radî'nin kelamını alıyor. Bazen tenkit ediyor, bazen naklediyor. O ne diyor bakın Şerhül Kafiye'de fe ceza u şartî şartın yani şartın cez cezası veya cevabı ikisi de kullanılıyor. Ve cevabul kasem kasemin cevabı diyor kelaman o ikisi kelamdır diyor. Bir hilafil cümleti şartiyeti vel kasemi ama şeyi e, şart cümlesi yani şartın şart kısmı şart cümlesinin şart kısmı veya da kasemin şart kısmı, kasem kısmı nedir? Bunlar cümle. Bunlar kelam değil. Ama bunların cevapları diyor kelamdır. İşte geride konuştuğumuz e, mesele de buydu yani. Şart cümlesinde kelam şartın ke cevabın kendisi midir? Yoksa şartla cevap mürekkep midir? Bu mesele yani. Evet bu geçen dersten bakiye kalandı. Şimdiki biraz daha alışık olduğunuz bir konu. İkinci meseleye geçti. Dedi ya burada e, üç tane mesele görecek birinci kısımda. E, yani birinci babın birinci babın dört tane meselesi vardı. Bu dört meselesinin bir tanesi cümleyle alakalı bazı meselelerden bahsedecekti. Yani cümlenin şerhine dair. Burada üç tane konu anlatacak. Birinci konu buydu. Kelamla cümle arasındaki fark. İkincisi isim ve fiil cümlesi olması. Son olarak cümleyi suğra ve kübra'yı anlatıp bu birinci kısmı bitirecek. Sonra cümlenin hükümlerinden ikinci meseleye geçecek. Yani İrab'dan mahalle olan cümleler. Evet. Sümmel cümletu tenkasimu evvelen bin nisbeti ile tesmiyeti ile smiyetin ve fiiliyetin. Evet. Tesmiyesine nispetle yani isimlendirilmesine nispetle ne olur? İki kısma ayrılır. Birincisi isim cümlesi, cümle ismiye cümle fiiliye. Fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ne olur? İki kısma ayrılır. Ve zâlike enneha ve bu enneha onun onun enneha tüsemmesmiyeten tüsemmesmiyeten ne zaman olur bu? Eğer ki o bu şekilde isimlendirilir. Enneha ma yani bu cümle isim diye isimlendirilir. İsim cümlesi şeklinde isimlendirilir. İn budiet bismin sarihin. Eğer sarih bir isimle başlarsa. Hatırlarsanız bunu şerhte söylemiştik yine aynı şeyi tabii yapıyor burada. Ee, i̇n in bu diyet bismin Hocam, sarı diyor. Hocam isimden kastı ne? Heh, şimdi orayı söyleyeceğim. Hatırlarsanız şerhte bakın şöyle geçti metinde. El cümle tüsem mesmiyeten dedi. İsimle başlarsa dedi. İsimle başlarsa in bu diyet bismin. Eğer bir isimle başlarsa dedi. İsim cümlesi olarak isimlendirilir. İn bu diyet bismin isimle başlarsa. Sonra misaller verdi. Zeydun kaimun dedi. Birinci. Ondan sonra dedi ki Zeydun kaimun ileride diyecek inne zeyden kaimen hel zeydun kaimun ma zeydun kaimun le zeydun kaimun Beş tane cümle saydı. Aslında bu cümlelerin her biriyle bir şeye işaret etti dedik metini okurken hatırladınız mı? Birincisinde sarih olmasına işaret etti. Bu zaten kimin şeyi şarihin ifadesi. Normalde in budi et bismin in budi et bismin şurası e, metinin yani matin sahibi metin sahibinin matinin ifadesi. Yani İbn Şam'ın sarihini o ekledi. Niye sarihin? Yani tevil etmek sizin demektir. Tevil Zeyt kendisi isim başladı. Diğerinde ise ev müevvel kısmı işte. Biz bunu tevil edeceğiz. İsme tevil edeceğiz. Aslen isim değil. Ama isim kuvvetinde, müfret kuvvetinde. Müevvel. Ney? nahvu mesela ve entesumu hayrun lekum. Buradaki müfteda nerededir? ve entesu entesu mu değil mi ve entesu mastar müevvel entesumu'nun ifadesi nedir mastar müevvel değil mi en burada mastarı yi harfi diyoruz tesumu burada ne olmuş oluyor Fi'lun mudariun mansubun mansubun bi hazfin nun bi en değil mi en'in en ile ne olmuş oluyor nunu hasf olmuş oluyor işte ve entesumu ve failuhu ve'l fail değil mi vav damir muttasıl meddün fi mahalli ref'in failun وال وأن... وان وفعله değil وأن... وفعله والفاعل في محل değil mi والمصدر المؤول والمصدر المؤول من ان والفعل والفاعل في محل رفع مبتدا شurası مبتدا محلinde yani bir mana savmukum Çünkü adı üzerinde. Mastar ne yapıyor? Mastar manasına çeviriyor. Yani sizin orucunuz hayrul lekum. Sizin için hayırlıdır. Ve entesumu tutmanız, sizin oruç tutmanız, sizin orucunuz nedir? Daha hayırlıdır. Bu da mastar manasında olduğu için müfteda. İşte bu da müevveldir. Müevvel. Sarih olabilir. Müevvel o. Ey savmukum demektir. Savmukum hayrul lekum. Yani sizin orucunuz daha hayırlıdır. Evet. Veya da veya da bakın sarih olabilir dedi. Müevvel olabilir dedi. Sarih müevvel. Ev bi vasfin bi vasfin rafi'in li muktafen bihi. Evet. Bi vasfin rafi'in li muktafen li muktafen bihi ve li bihi. Ee, yani kendisiyle iktifa li muktafen bihi dahi li muktafen bi kendisiyle iktifa. Neden neden o kendisi iktifadan kastettiği fail veya ne ile biz iktifa ediyorsak cümlede. Bakın bir vasfin rafiin değil mi ref eden bir vasıfla bu konuyu kim hatırlıyor hangi konu bu Bakın yine isim cümlesi isim cümlesinden bahsediyoruz ama isim cümlesi ya sarih olarak geliyor buradaki gibi ya müevvel olarak geliyor ismiyle başlar dedi ya bu başlayan şey ya zeyt gibi ya müevveldir dedi bu şekilde değil mi Bak buraya gidiyor. Tabi burada bir vasfin şuraya gidiyor. Ya sarih bir isimle başlar veya müevvel bir isimle başlar veya da in bu diye bir vasfın veya da bir vasıfla başlar. Bir vasfin, bir vasfın vasıfla isimle değil de vasıfla başlar. Buraya atfediyor yani. Bakın müevvel sarihi atfediyor. Ama bir vasfin buraya atfediyor. Bismin sarihin. Hangi konu dediniz? Failun sedde meseddel haber meselesi. Değil mi? Failun sedde meseddel haber. Yani müptedayı ikiye ayırıyoruz bir. Bir, müpteda ne alandır? Haber alandır. Habere ihtiyaç duyandır. Diğer müpteda nedir? O da bir fail alan veya da şey bir merfu. Yani merfu dediğimizde fail veya fail veya nedir? Naibi fail. Eğer ki isim fail gelirse, isim fail gelirse ne alıyor? İşte fail alıyor. İsim meful gelirse ne almış oluyor? Naib fail almış oluyor. Şimdi peki bu ne oluyordu burada? Fail sedde mesedden haber. Böyle gelen müptedanın haberi fail oluyor aslında ama o haber, o fail ne yapıyor? Haberin yerine geçiyor. Habere ihtiyacı selbediyor. İhtiyaç bırakmıyor. Bunun için hatırlarsanız bazı şartlar vardı. Ekaimun bir. Neye itimat edecekti? Şartın bir tanesi Basri Yun'a göre İsmi fail gibi. Bir, eh, güzel. İsmi fail olacak, ismi meful olacak ve veya da sayıh görüşe göre sıfat-ı müşebbeyi de zikrediyorlar. Bazıları sadece ismi fail, ismi meful diyor. Sıfatı ı üç tane, güzel. Peki başka ne olacaktı? Yani bir tanesi buydu, başka? Nekra mı gelecekti bu? Nekra gelecekti, Başka? E te, bu, bu, da fail alacak hocam. İtimad ettiği şey var ya, itimad ettiği bir şey vardı. Neydi? Bir e, şeye, hayır, neydi hayır. onun adı? E, i̇stifama, istifama veya da istifama veya da nefi veya nehye itimad etmesi lazım. Hayır. Değil mi? Buradaki gibi ekaimun ez zeydan ekaimun ez zeydan ekaimun ez zeydanın irabını yapalım. Kim yapacak irabını? Ben yapayım. Buyurun hocam. E, oradaki hemze istifamiye. Tamam. Harf olduğu için İrab'dan mahalli yok. Hemze istifam. Yani. La mahalle la minel İrab. Gaimun. E, i̇şte bu da gaimun. Ki vecih var mı burada? Onu düşünüyorum şimdi. E, zeydan. Diyelim Güzel. İbrahim Hocam var. niye işaret ediyor İbrahim Hocam? Yani diyor ki hocam yani, bunların diyor bazısında hem haber olarak irabı hem de diyor failun sedde e, haber olarak irabı caizdir bir kısmında. Bir kısmında sadece haber olması tayin eder. Bir kısmında fail sedde, sedde haber olması tayin eder. Bir kısmında da taazdur vardır. Böyle dört tane şekli vardır diyor bunların. Evet. E, egaimun zeydun olsaydı irabını biliyorum. İki şekilde yapılıyor. Güzel. Yani egaimun zeydun onu yapayım ilk önce. Mesela orada Yok buradaki egaimun... yapalım. Buradaki hangi kısma giriyor? Hatırlayamadım da orada zannedersem şey olmuyordu ya. E, yani sette mesettel haber oluyordu değil mi? Oluyordu oluyordu. gaymın e, gaymun zeydani. Sizce, e, bu hangi, sizce bu hangi giriyor? Yani burada kesinlikle müpteda ve e, haber yerine geçen, habere ihtiyaç bırakmayan fail diye mi irap yapmak zorundayız? Yoksa burada müpteda ve normal haber olarak mı irap yapmak zorundayız? Yoksa burada iki vecihle de müptele ve haber olarak irap yapabilir miyiz yoksa ikisini de yapamayız bu cümle yanlış bir cümle midir dört tane ihtimal var hocam bence zorunda olduğumuz um, haber yerine geçen e, o fail vardı ya neden O. Çünkü e, müpteda, müpteda uyum içinde değil Heh, müpteda ile haber uyum içinde değil hocaların değil. değil mi biz ne demiştik müpteda ve haberde uyum var zaten nahi valimlerini buna iten sebep bu siz nahiv alimlerinin yerine koyun kendinizi. Ne diyeceksiniz? Ya ben şimdi buna haber desem. E biz dedik ki ya müpteda ile haber uyum olacak. Şimdi diyorsun ki ayağa kalkan iki zeyt. Nasıl yani? Bir tane ayağa kalkan var burada. Çünkü bunun içinde bir hüve var. Hüve diyorsun o iki ayağa kalkandır. O o iki ayağa kalkandır. O iki zeyttir. Olur mu? Müpteda ve haber diye yapamıyoruz. O yüzden alimler böyle bir şey çıkarıyor. Yani diyorlar ki şimdi bu cümlenin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi cümle fiil cümlesine benziyor aslında. Aslında sanki ta tabiri şu. E yakumu zeydun demektir bu da. E yakumu zeydan demektir. Fakat kısa ihtisar olsun diye kaimun diye isim getirmiş. Şimdi bu şekilde getirdiğinde biz diyoruz ki he nahirciler diyor ki ben buna müfteda haber diyemiyorum. Engel bir durum var çünkü uyum yok diyor. E zaten bu fiile benziyor. O zaman ben diyeyim ki bu sanki fiil gibi değil mi? Zaten o yüzden ismi fail ve isim ve ful olması şartı var. Değil mi? Çünkü bunlar Zeydana. çokça evet. fiil gibi amel edenler. Zeydana da diyeyim ki nasılsa fiil fail arasında uyum Hayır. yok. Ha, buna da ben fail diyeyim ama peki haber nerede? Ha öyle fail diyeyim de, ki de, habere de, ihtiyaç de. bırakmadı. Sedde mesedden haber meselesi mantık bu. İbrahim hocamın daha evet. demin dediği "Ekaimun Zeydun" diye gelseydi, "Zeydun" diye gelseydi, gelseydi ha o zaman iki vecih olurdu. olurdu. Niye? Hem uyum var. Hem yani uyum var, oluyor ikisi de. Ama diğer yandan manaya baktığımızda yine sanki kaimun Zeydun, sanki yakumu Zeydun demek gibi. Yakumu Zeydun demek gibi. Orada iki tane irap yapabiliriz. İki irap biçimi yapabiliriz. Ama burada burada bir tane yaparız. Ama deseydi ki e kaim hocam. hocam. E, galiba on diyecek. E kaimani, e kaimani ez-Zeydani deseydi. O zaman ne olurdu? Burada da sadece sadece şey, haber, haber. haber olurdu. Niye? Şey sayı uyum var. Sayı uy çünkü fail ne gelir dedik şey fiil ne gelir dedik fiil müfret gelir kaimani diye gelmez ki. Değil mi? Aynen. Fasih olan kelama göre fiil ne gelir? Fiil ekeluni ve ragis şeyi hariç lugati fiilin ne gelmesi esastır? Tekil gelmesi, müfret gelmesi. burada gelmemiş. Ha demek gidiyoruz Demek gidiyoruz bunu biz ne yapacağız? Müfteda haber olarak yapacağız. Ya da şöyle gelseydi. Kaibani e kaimani Zeydün diye gelseydi. Bu da olmaz. Bu da mümteni. İst Arapçada böyle bir cümle olmaz. Ne uyum var aralarında hem de fail böyle gelmiş. Tabi ekelunu beraği şeyini ele alırsak yani. Bu fasih bir kelam olmamış oluyor. Şimdi buna göre irabı kaimuna ne diyoruz biz? Kay müptede un merfuun ve alemet refi adlamı zarif ya Ez zeydani ne diyoruz? Failun. Merfuun. Ve alamet refihi elif değil mi burada? Niye? Çünkü liennehu müthenna. De diyoruz? Failun sedde mesedden haber. Habere ihtiyaç bırakmayan faildir bu. Dolayısıyla bunu söylüyor. Bazen de bazen de bir de mi vasıf olarak gelebilir. Buradaki gibi kaim. Bakın sarih bir isim geldi. Sarih veya da müevvel bir isim geldi. Entasumu. Bazen de böyle ne gelebilir? bir vasıf şeklinde gelebilir. Veya da isim fiil gelebilir. İsim fiil gelebilir. Bakın heyhat gibi. Heyhatel akıyık gibi. Biliyorsunuz isim fiiller, isim fiilleri hemen hatırlayalım. Da bunlar daha önce sizin her zaman şeyden aldığınız gerek Nahul Vadık'tan, Nahul Vadı Saneviye'den gerek de Kavait kitabından aldığınız konular biz burada tekrar yapıyoruz. Mesela bu isim fiillerle konu birinci ciltte var. Birinci cilde girip bakarsanız orada biz bu meseleyi ne yaptık? Teşhiri ile birlikte zikretmiştik. İsim fiilleri zikredersek isim fiilleri e, isim fiilleri iki kısma ayırıyorduk. İsim fiilleri. E, üç kısma ayırıyorduk. Bu, öncelikle e, bu isim fiiller ya e, şeylerden gelir, ne, kullanımı vardı, farklı taksimleri yapıyorduk. Birinci taksime göre ne olarak kullanıldıkları, daha çok ne olarak kullanılıyor bu isim fiiller? Ne olarak derken hocam? Yani hangi manada kullanılıyor? Emir. Ki, e, daha mazi. çok emir değil mi? Daha çok emir manasında kullanılıyor. Sonra mazi, muzari daha az demiştik. İsim fiiller peki bunlar isim midir, harf şey fiil midir? İşte burası da basriyünle kofiyin arasında ihtilaflıydı. Basriyünün görüşü daha çok intişar bulduğu için biz de onu alıyoruz. İsim fiil diyoruz. Yani bunlar mana itibariyle fiile benzediği halde özellikleri itibariyle isme benziyorlar. O yüzden bunları bu şekilde isim fiil olarak alıyoruz, zikrediyoruz yani. Bazıları bunu isim, fiil, harf ve dördüncü kısım olarak zikredenler var. Kufiyun ne yapıyor? Bunları fiillerin içerisine dahil ediyor. Bir de bunların e, geldiği yer vardı. Değil mi? Geldikleri yer. Yani esasları. Ya bunlar mürteceldi. Mürtecel olarak geliyorlardı. Yani en başta isim, fiil koyulmuş. Böyle. Arap böyle kullanıyor. Heyhate gibi. İşte Rüveyda, Rüveyda gerçi Mastar. E, bu şekilde kullanıyor Araplar. Yani en baştan beri bu isim fiil kullanılmış ve böyle geliyor. Mürtecel vardı bir de Makis vardı. Mürtecel, Makis ve Mürtecel dedik. Makis dedik e, bir de ne vardı? Mürtecel vardı. Mürtecel ilk böyle koyulan Makis dediğimiz kurallı, feali vezdinden. Bu da sülasilere yapıyoruz. İşte Deraki, işte Zehabi, İzheb demek yani. Zehabi, İzheb Kendimiz isim fiil oluşturuyoruz. Bir de ne vardı? Heh, bir bir de müntakil gibi miydi? Heh, müntakil, yani nakledilen. Müntakil. Yani şeyden e, nakledilmiş. E, ya Nereden nakledilmiş onu da söyleyin. Ee, yani anlam olarak. Ya, yani mastardan, ya mastardan. Sonra kalıplaşıyordu. Yok ya mastardan ya harficellerden ya da zarflardan intikal etmiş. Yani hmm. menkul cool diyoruz. Menkul. Cool. Muntakal değil. Muntakal değil. Menkul. Menkul bir de mürtecel diyoruz. Menkul cool dediğimiz de onlardan nakledilmiş. Yani mesela işte ala gibi değil mi? Aleyküm size. Değil mi? Kendinize bakın. Yani ilzem manasında mesela. Bu şekilde zarflar mesela duneke. Değil mi? İleyke gibi. Al sana işte bu gibi. Al bu e, misale gibi vesaire. Veya mastardan rueyda gibi. Bunlar bu şekilde kullanılıyordu. Bakın burada da ne yaptı? İsim manasında aldı. Heyhate, heyhat, heyhatel akıyık. Akıyık burada değil mi? Onun faili konumunda oluyor. Heyhatın burada İrab'dan herhangi bir mahalli. Yani alimler burada tabi ihtilaf ediyorlar. Yani buradaki heyhatın kendisinin e, bir konumu, bir şeyi var mı? Şeyhimiz derdi ki burada sayı olan görüşe göre heyhatın, heyhat bu şekilde gelmiş. Yani herhangi bir konum, bir yer tutmuyor. Evet bu da diğer kısımdı. Yani bir vasfin, cümleyi topla bir isimle, sarı isimle, müevvel isimle başlıyor veya da isim değil bir vasıfla başlıyor veya da isim fiiliyle başlıyor. Değil mi? Bismin, bismi fiilin isim fiil ile başlıyor. Ve izâ dehale aleyha harfun Şimdi bakın bu başladı ismi söyledi. Şimdi geçti. Metne bakalım yukarıda. Kezeydun kaimun dedi. Ha, kendi şeye şerhe devam ediyor. Evet, evet devam ediyor. Ve ve iza dakhala ve iza dakhala alayha harfun eğer ona bir harf dahil olursa fe la yughayyiru tasmiyata tasmiyeyi değiştirmez sevaun ghayyara al i'rab bazen irabı değiştirir dun ma'na ma mana hariç mana hariç sadece irabı değiştirir emil ma'na ma veya da manayı değiştirir dun al i'rab irabı değiştirmez em ghayyarahuma bazen de ikisini değiştirir hem manayı hem irabı ma'an birlikte em veya da lem yugayyir vahiden minhuma veya da ikisinden herhangi birini değiştirmez. Bakın bunları şerhte dikkat çekiyorlar. Sadece İbn-i ne yaptı? Örnek verdi geçti. Hiçbirini açıklamadı böyle ama bunları kastetti. Niye? Mesela metinde okudun ya niye durup dururken beş tane örnek verdi? İşte bunlardan dolayı. Bunlar anlaşılsın diye. Bak kaç tane örnek verdi? Ee, bir, Zeydun Kaimun dedi bir tanesi. İki, İnne zeyden kaimen. Üç. Hel zeydun kaimun. Dört. Ma zeydun kaimen. Dört örnek vermiş. Bunların her biri bu kısma. Birincisi fel evvelu nahvu. Birincisi inne zeyden kaimen. Kaimun. İnne zeyden. E, birincisi yukarıdakiydi. Ha, burada niye birincisini bunu almış? İnne zeyden kaim. Hel zeydun kaim. Ma zeydun kaimun. Burada bir tane fazla almış sanki değil mi? Bakayım bizde öyle mi? Eee fel evvel inne zeyd doğru inne zeyden qaimun ve sani hel zeydun qaimun ve salis ma zeydun qaimen ve ravi le zeydun le zeydun qaimun. Şeydekini almamış herhalde içeri şeyini. Ee, yani bu le zeydun qaimun ifadesi şeyde yok, metinde yok. Bakayım bizdeki metinde var mı? Evet, bizdeki metinde var. Burada yok hocalarım. O yüzden karışmış. Yani ben de 5 diye örnek hatırlıyorum. 5 tane diye. Ee, burada şey yapmamış. Yani diğer yukarıdakini almış. Lezeydun Kaimun var diye. Bir de Lezeydun Kaimun var. Bizim okuduğumuz metinde var mıydı o? Bir de bismin, ke zeydun in inne zeydun hel zeydun ma Burada da yok. Zeydun kaymen yok ama dediğim gibi zaten bunun yani Musa'yı Tüllap'ta göreceğiz böyle ibarelerinde hep böyle şey var. İhtilaf var. Bu kadar meşhur olmasına rağmen bu kitabın ibarelerinde böyle hata olmasının sebebi Allah alem benim zihnime gelen İbn Şam bunu iki kere yazıyor zaten. Yani hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla sanki istinsahlarda böyle şey var. Yani kendisi ekliyor, çıkarıyor. Yani çıkarmaz da en başta yazdığına üzerine ekliyor eksikleri falan. Tabi onu daha önce çoğaltmış olanlarda bu yok. Hangi e, nüsha, nerede intişar etmişse orada farklı oluyor yani. Evet o yüzden nüsha farklılıkları çok var bu kitapta. Şimdi bakalım. Şimdi bunların her birini açıklayacak. Şimdi birincisi. İnne zeyd bunları ve ikincisi hel zeydun kaimun ve üçüncü ma Zeydun qaimen ve Rabi le Zeydun Siz şimdi söyleyin. İnne Zeyden Kaimunda. İrab ve mana açısından herkes sırayla söylüyor. İbrahim hocam, birinci siz. İrab ve mana açısından ne değişmiş? Yani in neden dolayı mübtedâ e, ee, nasıl olarak İnne'nin ismi olmuş. Ha, İnne'nin ismi olmuş. İrap olarak, İrap olarak bir değişikliğe uğramış değil mi? İrap olarak. Evet. Peki mana olarak ama? Yani manada bir tehkitli bir, bir mana. Tekitten başka manada... bir şey yok. Yani mana yine aynı. Olumlu Zeyd'in Zeydin yine ayağa kalktığını söylüyor yani. Güzel. İkincisi, ikincisi Ayla Hocam. Hel Zeyd'in kayımın ifadesinde mana veya irap olarak ne değişmiş? soru gelmiş başına. Seyit ayakta mıdır diyor. Heh. Neyi değiştirdi o zaman? İrab'ını değiştirdi. Hani İrab ne değişti? Zeydün İrab'ı ne? Zeydün. Ha, Seyit. Zeyd. Tamam. Kaymun. Kaymun haber. E o zaman ne değişmiş? Değişmemiş. Ha, İrab değişmemiş. Şey, ha Mana? Ee, harekesi. Mana da şey yani soru olarak değil. Soru değil, soru olmuş, değişmiş, değil mi mana? Çünkü Zeyd kıyamda mı değil kıyamdadır. Yani kıyamı Zeyd'e isnat etmiyoruz. Şimdi soruyoruz kıyamda mı? Yedi mi? Manayı değiştirmiş oldu. Yani bizim manamız neydi? Zeyd'in kayımı olduğuydu. Dolayısıyla manayı zeyd, değiştirmiş. Vesales. Evet, ya tabii buna diyebilirsiniz. Ya bana göre değiştirmedi hocam. Soruyor gibi falan. Yani maksat sadece oradaki şeyleri görme. Yani bunların e, cümlenin isim cümlesi olmasında etkisi olmadığını görme yani. Evet. Üçüncüsü. Zeynep Hocam. Ma zeytun Gaymen Zeyt ayakta değildir mi diyor hocam? Evet. E, manayı değiştirmiş. irabı da değiştirmiş. İrabı da. Peki buradaki ma hangi ma? Bu ma bu bir kabilede kullanılan ma. Değil mi? El-Hicaziye diyorduk. Zeyd... Hicazi. Evet. Beni temin bunu kabul etmiyor. Yani bu şekilde etki edeceğini. Leyse'ye el huru minel hurufu'l müşebbeheti bi leyse. Leyse'ye benzeyen harflerden değil mi? Ma zeydün kaimen. Ma zeydün ka Burada ma dolayısıyla Hicaziye ma'sıdır. Harftir. İrab'da mahalli yok. Ama zeydün onun ismidir. qaimen de ma'nın haberidir. Leyse gibi amel ediyor. Evet. Güzel. Hem İrab hem manayı. Peki ve Rabi dördüncüsü. Lezeydun Gai mi? Evet Bahtiyaz ee, hocam Hocam bu le açıkçası kural olarak bilmiyorum da sadece kulak şey, ha, Buradaki, lam, buradaki hangi? lam hangi lamı? Buradaki lama ne diyoruz biz? Müftedaya itişen soracağım. veya da e, müftedaya bitişen veya da e, müzari fiile bitişen lam hangi lamdı bu? Bu lam lamul tevkid iptida Tehkil için mi geliyor hocam? Tehkil için geliyor iptida lamı Lamul iptida diyoruz başlangıç lamı yani Le Zeydun kaimun. Evet Zeydun burada ne olmuş oldu müfteda kayimin haber. Peki neyi değiştirmiş? Yani e, innedeki gibi sadece manaya biraz tekit katmış. Yoksa çok manaya tekit katmış. Yani ne manayı ne ne şeyi değiştirmiş manayı. Değil mi? Tekitteki çünkü ben inne'de de. de manayı saymadık şeyi değiştirdiğini. Ne manaya <laughs> yani e, olumsuzluk anlamında bir etki etmiş soru veya soru anlamında ne de İrab'da bir değişiklik yapmış değil mi? Sadece mücerre tehdit evet. için gelmiş. Güzel. Bu da bunu örnekti yani. Şimdi gelelim e, diğer kısma yani fiil cümlesine. Dedi ki isim ve fiil cümlesi olarak ikiye ayırdık. Şimdi böyle cümleti tüsemme fiiliyeten. Arapçada bir fiil cümlesi ne zaman e, fiil cümlesi olarak isimlendirilir? İn bu diyet bir fiilin. Eğer bir fiille başlarsa. Seva ne kâne mâ diyen. Şimdi bunları söyleyecek. İster bu mazi fiil olsun. Em mudari'an veya mudari olsun. Ev emran veya da emir fiili olsun önemli değil. Bunların her birinde, bunların her birinde ne olur? Cümle fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Buradaki mesele fiille başlaması. Diğerinde isimle başladığı gibi. Sevane kenel fiil mutasarrifen, ister fiil mutasarrif olsun. ev camiden veya camid olsun ve sevane tamamen emnaqdan ister <laughs> tam fiil olsun, ister nakıs fiil olsun ve sevane kenane mebniyen lil fail mebniyen lil meful. Yani ister malum fiil olsun, ister meçhul fiil olsun. Hiç önemli değil. Her birine fiille başlıyorsa fiil cümlesi denir. Ke zeydün gibi. Kâme zeydün. Zeyd ayağa kalktı. Bakın kame zeydun mazi ile başladı. Tabi örnekler leffen ve neşren. Leffen ve neşren bu kitaplarda görürsünüz. Yani şurada anlattığı sisteme göre örnek veriyorsa örneklere denir ki leffen ve neşren. Yani aynı o sistemde ona uygun olarak veriyor örnekleri. kame zeydün bakın mazi olarak. Mudari olarak yadribu Amrun mesela bu şekilde veriyor. Vadrib Amr'ın emir e, mesela. Hocam bunu nasıl çeviriyorsunuz? Ne? E, çeviride leffen ve neşrene hangi ifadeyi kullanıyorsunuz? Ya, Türkçe'de çevirideki benim görüşümü biliyorsunuz. Leffen ve neşrende yani e, bizim Türkçe'ye uygun olarak nasılsa işte örnekler yani ben çevirmiş olsaydım yani hadil emsile diyelim ki leffen ve neşren diye söyledi. Çevirmiş olsaydım derdim ki ee, misaller, işte bu misaller e, yukarıdaki hükümlere uygun olarak gelmiştir. Yani mutabık olarak, muafık olarak gelmiştir veya da sıralı, sıralı bir şekilde, sıralı bir şekilde gelmiştir diye çevirirdim yani. Tamam evet. hocam. Vodri, yani ama sizin okuduğunuz metinlerde de çokça geçer bu. Yani denk gelirsiniz kesin. Hocam bir geçti, hiç anlayamamıştık. Şimdi dönüp bakacağım. Ee, evet, o yani böyle şeye bir has bir şey Hatta yani. Hatta Leffi Neşr sanatı var ya acaba diyorum o mu falan böyle karışmıştı ortaya. İyi olmuş o da şey olmuş oldu denk gelmiş oldu. E böyle metinleri okumanın güzelliği bu. Mesela evet, belki de yeni bir konu yok burada. Daha önce aldığınız konulara nazaran yani isim cümlesi biliyorsunuz fiil cümle hem farklı nazarla bakıyor bir de eski konuları oturtturuyor. Yani hep e, yeni aldığınız konular bir şeyde detaya inmeniz gerideki meselenin daha çok oturmasını sağlar sizde. Çünkü onu biliyorsunuz daha üzerinde deta, aklı, akıl daha ilerisini götürdüğünde geri ona daha kolay gelir. Artık şimdi size de mi ilk Arapça aldığınız zamanları hatırlayın. Ya müpteda nedir diyorduk değil mi? Haber nedir diyorduk. Ya da e, hatırlıyorum mesela ilk şeyi bu İbrahim Hocam yukarıda mesela seddeme seddel haberi yaptı değil mi? Fail seddeme seddel haber. İlk o konuyu görürken İbrahim Hocam dedi bu nasıl oluyor ya hocam? Nereden çıktı müptedanın fail alması falan? Yani değil mi? Şaşırıyordu. Şimdi bakın irabını tak tak yapıyor. Ne işte bu her zaman bu şekilde insanın yapısı yani. Evet. Hocam az önce soracaktım unuttum. Şimdi hatırladım yine unutacağım. Bu sette mesette ibaresi vardı ya. bu ibareyi sette setle mesettel haber dışında başka yerlerde de kullanıyordum. Hatırlıyor musunuz? Tabii tabii, tabii, tabii kullanıyoruz. Normal ifadede de bir, bir şeyin yerini almak. halle <laughs> mahalle denir. Halle <laughs> keza. Mesela yenilebilir enerji haberlerde geçer. Yenilebilir enerji bilmem şu enerjinin yerini aldı. Yani halle mesela halle ettaqa şemsiye yani güneş enerjisi mesela yerini aldı diyorsun mahalle keza şu enerjinin yerini aldı gibi mesela. Yok hocam kavayitte. Kavayitte başka konularda da sette mesette var. Ha tabii canım şimdi göreceğiz mesela cümle İrab'da mahalle olan cümlelerde göreceğiz mesela zanne ve kardeşlerinin zanne ve kardeşlerinin bir talik dediğimiz mesele vardı. Yani şeyin amelin amelin e, zahiren, zahiri olarak iptal olması ama mahalli olarak irabının olması. Zanne ve kardeşleriyle mamulleri arasına bir şey giriyordu. Beş tane şey giriyordu. O giren şöyle şeylerden dolayı amelleri iptal oluyordu zahiren. Ama mahallen var. Biz sonra müpteda haber olarak irabını yapacağız. Sonra diyeceğiz ki müpteda ve haber sedde, mesedde, mefuleyi zanne diyeceğiz mesela. Ha, tamam. Onun aynen o şekilde gelecek yani. Bu normalde hani bir ıstılahtan ziyade Arapçada kullanılan bir tabir. Normalde hani nahivin bir ıstılahı değil yani. Onun yerine geçmesi, onun yerini tutması her şeyde kullanılıyor. Evet. Devam ede İdrib Zeyden bakın emir. Emir lafzı biliyorsunuz Basri Yuna göre emir müpteda şey mazi, muzari ve emir diye üçlü ayrımıydı. Ama Kufi Yun ne diyordu buna? İdrib diyordu. Hayır. İdrib diyordu. Aynı muzarinin bir parçasıdır. Sadece çok kullanıldığı için bu şekilde gelmiş. Normalde aynı lite drip, liya, işte liya drip diyoruz ya mesela, liya drip dövsün onu. Bunda da bir lam vardı diyor, o lam hasfedildi diyor, çok kullanıldığı için. Sonradan diyor, şeyi gitti diyor, Muzarisi zaten muzari olduğu için gitti. E i̇şte bundan diyor, sesliyle başlayanlara biz elif getirdik, mecbur. Vasıl hemzesi yani, vasıl hemzesi elif diyorum, vasıl hemzesi getirdik. ya Eğer diyor, harekeli başlayanlara da diyor, getirmedik. Onlar ne yapıyorlar? Onu mudari'nin bir parçası görüyorlar. Yani kufiyuna göre fiiller iki kısma ayrılıyor. Mazi ve muzari. Ama Basriyun'un yine görüşü intişar ettiği için böyle alıyor. Evet, dolayısıyla onlara göre emir fiili mebni olmamış oluyor yani. Emir fiili aynı e, emri emri şey gayipteki gibi emri gayipteki gibi meczumdur. Muzari'nin bir parçasıdır yani. Ama Basriyun diyor ki hayır bakın diyor bunun sigası farklı. Farklı bir sigada kullanmış Arap diyor. Dolayısıyla diyor bu Muzari'den değil ayrı bir kısım diye söylüyor. Evet. Vadribze'den buradaki fiil dedik. Fiile örnek, emre örnek özür dilerim. Ve ni'mel abdu. Bakın ni'mel abdu. Bu da nedir? Ni'mel abdu camit. Zaten bunlar mutasarrıftı verilen örnekler. Verilen örnekler mutasarrıf. Yani biz mutasarrıf ve camit diye fiilleri ayırdığımızda mutasarrıfın altına mazi Muzari emir getiriyoruz. Bu ni'me ise camit fiiller. Camit fiillere ni'me diyoruz. Bu ni'mel abdu camit dediğimiz fiil. Ni'mel Abdu'nun irabını kim yapacak? Hatırlarsa Ni'me ve bir senin irabını yapmıştık. Onunla alakalı da yine Nahvul Vadih'in birinci cildinde yine Kavayit kitabında da doğru Kavayit kitabında da almıştık. Özellikle Kavayit kitabı sizin için çok güzel, pratik. Niye? Çünkü meseleler böyle yavaş şey, kısa kısa hemen tak diye oraya başvuracaksınız hatırlamayanlar. Mesela Ni'me'nin, Ni'mel Abdu'nun irabını kim yapacak? Ni'me'nin Niyele maazin camidin mevniin fet Tamam. Abdü de faildir. Tamam, faildir, evet. Başka e, devamı var mı? Değil mi mu? var? Yani devam böyle böyle olmaması lazım. Cümle böyle olmaz. Çünkü bizdeki e, bu şekilde ni'me ve bi'seli kullanımlar böyle mi geliyordu? Gelmiyordu, ee, değil mi? Ne oluyordu? Niyemel Abdü, e, bu güzel kul kim? Kim o? Yani mahsusun bilmediği veya mahsusun bir zem vardı. Ni'mel abdu mesela ne diyorsun? Ne güzel kul kim o mesela? Yunus bin Metta diyorsun mesela. Yunus devamı bin Metta olsaydı, diye. Devamı olsaydı yapardım hani. Evet ama biz getiriyoruz içine. Yani çünkü bu tam bir cümle değil şu anda. Varsayıyoruz orada bu tam bir cümle değil. Çünkü biz yani bunu gördüğün için İbrahim hocam senin demen lazım bu hocam bu eksik. Çünkü bizdeki e, zem veya da medih uslubunda ne olması lazım? Maksusun bir medih veya maksusun bir zem gelmesi lazım. Yani zemme has kılınan şey ne? Veya da medhe has kılınan şey ne? Kendi med edilen şey. Abd kim o? Kim bu? Yunus bin Medda mesela. Dolayısıyla burada ne yapacaktık? Yunus bin Medda dedik. Peki o zaman ni'me abdunun buradaki irabı ne olmuş oluyor? Ee, şeydi. haber mi oluyordu bu? Ya diyeceğiz ki bu öne geçmiş İmah, haberdir. Fi mahalli ref, fi ref haberun diyor Değil mi? fi ref haberun mukaddemun. Veya da işte Yunus bin Metta hüve Yunus bin Metta dediğimiz zaman hüve Yunus bin Metta dediğimiz zaman, Metta dediğimiz zaman o zaman ne olmuş oluyor? Hüve. Burada müfteda Yunus bin Metta. Yunus bin Metta birinci iraba göre mukaddem şey muakkar idi. Bu iraba göre hüve mahzuf olan bir müftedanın haberidir. Bu da cümle istinafiyedir. Bu şekilde irabını yapmış oluyorduk. Evet. Bu da camit olursa veya tevan tam veya nakıs olursa. Tam veya nakıs fiiller. Tam veya nakıs fiillerin ölçüsü neydi? Kim söyleyecek? Tam veya nakıs fiiller. Hocam tamda şey tasrifi tam da değil mi? Mazi Muzari Emir. Tasrifi mi tamdı o değildi. O sizin Aa, dediğiniz o. camit, camitle, Ca camitle şeyin Bu tasarruf olmasın ayrımı. Tam neydi? Tamla nakıs. Nakıs bakın bir şeye ihtiyaç duyuyor. Tamda öyle bir şey yok. Nakıs değil mi? Bir isim cümlesinin aslı isim cümlesi olan şeyin başına geliyor. Dolayısıyla bir isim cümlesine ihtiyacı var. Her yere gidemiyor. Her yerde avlanamıyor, değil mi? Ama diğeri kartal gibi istediği her yere gidiyor, her yerde uçuyor. Kimse ona bir şey yapamıyor. Efendim kane kanefi nakıs bir fiildir değil mi mesela? aynen kane nakıs niye bir isim cümlesine ihtiyaç duyuyor kane ve kardeşleri nakıstır bakın burada da kane kane nakıs bir fiildir Sayı olan görüşe göre kimilerine göre kane burada işte fiil manası görmez vesaire e, sadece işte manaya bir şey katmak için gelmişler sayı olan görüş burada kane fiili mazidir ama nakıs bir fiildir zeyt onun ismidir de onun haberidir kutil el harrasun bu da neyi örnek verdi dedi ya ister dedi mebniyen lil fa'il yani malum olsun veya meçhul olsun. zaten geri hepsi malumdu. Burada da meçhule örnek verdi. Kutiler harrasun diyerek Zariyat suresindeki 10. ayeti zikretti. Evet. Şimdi geldik. Kutiler harrasun yani yalancılar değil mi? Kutile bakın öldürüldü demek ama burada öldürüldü manasında değil. Değil mi? Onlara bir kutile yani onlar kahrolsun gibi bir mana veriyorlar Türkçe'ye çevirirken. Ee, onlara bir zem yani bir zem maksadı. Tabi bu bazılarında bir işgal, istişkale sebep oluyor. Yani kimi insanlar işte Allah nasıl beddua eder? Tabii ki beddua değil bu. Çünkü beddua Allah'a zaten caiz değildir. Allah'ın haşa beddua etmesi caiz olur mu? Tefsir dersinde hatırlarsanız insan ne kadar da e, kahrolsun, ne kadar da insan nankör diye bir ayet vardı sanırım yine hangi sure zariyatta mıydı? E, görmüştük orada da bunu konuşmuştuk yine ayet konuşurken hatırlarsanız. Yani buradaki usluptu değil mi? Arapçadaki bir usluptur yani. Biz şimdi Türkçe'ye böyle çeviriyoruz böyle olmuyor. Çünkü ne demiştik hatırlarsanız geçen derslerimizde e, Fahrettin Razi çok güzel bir kaide koymuştu bize. Bu kafiyecinin şerhinde almıştık ya. Eğer bir şey bir şey Allah'a isnadı caiz olmayan şeylerdense yani mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'a dair bir isim zikrediliyor. İşte onlar tuzak kuruyorlar. Allah da onlara tuzak kurar. Gibi mesela bir ifade. Eğer bir şeyi, bir şeyi, bir şeyle Allah'ı vasfetmek e, sahih değilse, caiz değilse bir vasıf var. Ve o vasıfla biz Allah'ı vasfedemeyeceksek, mesela değil mi Allah tuzak kuruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah zaten dilediğine hükmeder. Mülk onun. Ne ihtiyacı var tuzak kurmaya vesaire? Veya da Allah'ın beddua etmesi mümkün mü? Beddua kime ediyorsun? Allah zaten malikil mülk, mülkün sahibi. istediği gibi tasarruf eder mülkünde. Bu nedir? Onun için caiz değildir. İşte böyle bir şey diyor. Allah'ı vasfetmenin kendisiyle caiz olmadığı bir şey diyor. Ne yapılır? Ona uygun bir manaya hamledilir. Bu ne dedi? Muttarid bir kaidedir dedi. Sen her makamda bunu tatbik edebilirsin. Dolayısıyla buradaki makamı da biz mecbur bu lafzın ifade ettiği zahiri mananın dışında bir şeye hamledeceğiz. Bu nedir? Arapçanın bir üslup çeşididir. Cenab-ı Hakk'ın onlara zemminin, zemminin değil mi miktarını gösteriyor. Harrasun bu yalancılar değil mi? Yalancılar bunlar nasıl insanlar ki insan ismine layık olmayan, benim yarattığım eşrefi mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan insan ismine layık olmayacak derecedeki kimselerdir bunlar. Gibi nedir? Bir manayı hamletmek. Yoksa zahiri olarak bedduayı hamletmek, yani insan bunu hamle ediyorsa ve buna inanıyorsa zaten onun kafasında bir kere ilahla ilahla veya yaratıcıyla yaratan arasındaki farkı anlamama gibi bir istişkal vardır zihninde. Yani o oturtturamamış. Nasıl bir ilaha inanıyor? Nasıl bir yaratıcıya inanıyor ki o yaratıcı dua ediyor? Kime dua ediyor? Böyle bir şey mümkün değildir. O zaten bir şeyin olmasını istediğinde olur o. Yani bunu ne teracci manasında, ne temenni manasında ne de, de beddua manasında hamletmek Allah için cahil ve sahih değildir. Ama işte bu Arapçanın uslubuna hakim olmayan insanlarda zaten bu istişkal. Yani günümüzde Arapçanın o yapısına, belagatına, inceliğine, dakikliğine, umkiyetine sahip olmayan kimselerde ne oluyor? Böyle problemler yani Türkçe mantıkla düşünüyor. Türkçe tercümesi üzerinden düşünüyor. Aslında Arapçanın ne yapacağı? ibaresini onun hazmedip sindirmesi lazım. E buraya da değinmiş olduğu. Burada ha bitirmedi. Şurada şey varmış. ha ve la farka fil fi'li beyne en yekuna mezkuran. Evet fiil mezkur da olabilir, ev mahzufa, mahzuf da olabilir. Takaddeme ma'muluhu, ma'mulu ona takaddüm etmiş veya da takaddüm etmemiş şekilde. Takaddeme alayhi harfun öncesinde bir harf takaddüm etmiş şekilde veya takaddüm etmemiş şekilde. Nahu mesela hel kame zeydun. Bakın hel kame ne oldu. Öncesinde bir harf geldi soru edatı. Ve nahu mesela zeyden darabtuhu. Evet zeyden darabtuhu cümlesinde. Zeyden darabtuhu cümlesinde. E, fiil cümlesi midir, isim cümlesi midir? Fiil cümlesi değil. İsim de olabilir, fiil de olabilir. Burada iki vecih caiz hocam. Normalde cümle olarak iki vecih mi caiz? Yani şuradaki... Şuraya baktığımız zaman e, harekeyi mansup olarak vermiş ha. yani. Zeyden. Elif var değil <laughs> mi? Elifi, Elifi görüyorsunuz. Harekeyi vermese bile elif var. Ha. Elif olduğu için mecbur burada fiil takdir edeceğiz. Artık vacip. Ama bu cümleye hiç e, zeyt deseydim ben size zeyd, zeyden vesaire demesem. Ha. Asıl itibari iki beciş caiz. Mübteda ha. ve haber. Peki hangisi ercah? Olurdu. Müfteda Mübteda olması. Çünkü zahir olan şey o değil mi? Siz böyle bir cümle görseniz e, ona iştigal mi dersiniz yoksa direkt müfteda haber mi derdiniz? Müfteda haber derdik tabii ki. Dolayısıyla öyle. Ama burada nedir artık? Burada hareketini verdiği için ne oldu? İştigal vacip oldu. Yani daraptu zeyden daraptuhu. Bunu hem geçen derste anlattık. İştigal konusu zaten uzun bir konu ona yine da iştigal derslerine e, bu konuyu tam oturtturmamış kimseler iştigal dersine baksınlar. Veya Abdullah bakın buradaki Abdullah nedir? Abdullah buradaki ne, niye bu fiil cümlesi dedi burada? Çünkü mahsuf bir fiil takdir etti. Değil mi? Ya çünkü burada ya kimileri evet. diyor ki hayır bu Ya'nın kendisi diyor bu fiil manasındadır. Böyle bunu amil sayıyor. Kimler de diyor ki hayır burada gizli bir ed'u vardır. Onu Ona niyabet etmiştir. Aynı yani emma meselesi gibi geride geçti. Bu iki şeyde, iki şekilde de düşünülebilir. Evet. Bu şekilde de olduğu zaman takdir nedir? Fezeyden ve Abdullah burada nedir? Mansuban, mansuptur. Ne ile? Dedi ya mahzuf olsun. Mezkur zaten var. Hal kâme mezkur. Mansuban bi fi'lin mahzuf. Mahzuf bir fiille nedir? Mansupturlar. Niye? Li takdir fil evvel. Birinde takdir şudur. Darabtu zeyden darabtuğu. Hocam böyle cümle olur mu? Olur. Çünkü darabtu zaten böyle cümle olmayacağı için bunu hazf ettik. Bunu vücuben ettik. Niye? Böyle bir cümle olmaz diye. Çünkü burada ne var? Müfessir var. Tefsir edici bir cümle var. Dolayısıyla müfessir olduğu zaman müfessir artık ne olmuyor? Zikredilmiyor yani ve huzife darabtu li vücudi müfessirihi değil mi? Onun bir müfessirinin varlığından ötürü. Onu tefsir eden bir cümle olduğu için ve huva darabtuhu. O yüzden hasfedildi. Ve fi sani ikincide ise ed'u Abdullah Yani ey Abdullah seni çağırıyorum demektir. Ve huzife ed'u ed'u hasfedildi ni enne harfen nida naibun anhu. Burada nida harfi ondan naiptir. Kimiler de ki hayır nida harfinin kendisinde bu uslupta bu mana olur. Fark etmiyor. ikisinde de netice aynı yere çıkıyor. Evet. وَرَحْبُ فَر۪يقًا كَذَّبْتُمْ al bakara suresi. فَفَر۪يقًا مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخ۪يرٍ Tehirden nedir? Öne geçmiştir. Vel aslu, aslı nedir burada aslında? Kezzebtüm, siz yalanladınız feriqan. Bir feriqi, bir kısmı yalanladınız. Bakın burada da ne olmuş? Öne geçmiş. Dedi ya yukarıda. İsterse, isterse mezkur olsun, isterse mahzuf olsun. Ee, mahzuf olup dedi. Takaddeme ma'mulu aleyh. ma'mulu ona takaddüm etsin veya takaddüm etmesin veya da bir harf takaddüm Yani bir harf önüne geçsin veya geçmesin. Bu şekilde cümleyi de bitirdik. Son olarak suğra ve kübra kısmını anlatıp bu başlığı bitirecek. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alemin hakim. Ve ahir da'van elhamdülillah rabbil